Türkiye Yangından Korunma ve İtfaiye Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor Abdurrahman Kılıcı cephe kaplamaları ve cephe yangın güvenliği başlıklı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Yalnız hemen düzelteyim, yönetim kurulu başkanı diyelim, şu anda onursal başkanıyım. Bütün başkana karşı ayıp olmasın diye onu düzeltmek isterim. Evet, sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün, pardon şunu hazırlayayım. Evet, aslında cephe evet. Cephe kaplama ve cephe yangın güvenliği deyince ben biraz daha onu özelleştirdim ve yüksek yapılarda bugünkü konuyu ele alacağım. Teşekkür ederim. Neler anlatacağım? Öncelikle bir giriş bölümünde, güzergah diyelim buna, birkaç dakika geçmişten günümüze doğru geleceğim. Sonra yanıcılık ve yangına dayanıklılık, aslında güvenlik dediğinize göre, yangın güvenliği dediğimize göre, cephe dediğimize, malzeme dediğimize göre öncelikle yanıcılık ve yangın güvenliğini, dayanımını esas alacağız. Sonra cephe yangınları, nedenleri, cephe tasarımında yangın güvenliği, cephede kullanılacak malzemeler ve daha sonra da sorular kısmı varsa ona geçeceğiz. Bildiğiniz gibi Prometheus ateşi tanrılardan çalıp insanoğluna hediye ettikten sonra ateşle birlikte medeniyetler ve bir taraftan da yangınlar başlamış. Aslında oluşan bütün medeniyetler hep ateşin bulunmasından sonra başlamış ama birçok medeniyet de ateşle yok olmuştur. Aslında yangınlar önlemek için önceleri kanunlar çıkarılmış, cezalar getirilmiş, büyüler yapılmış, dualar edilmiş, kurşunlar dökülmüş ama bir türlü yangınların önüne geçilememiş. İlk başlangıçta aslında Osmanlılar zamanında Yeniçeriler yangına gidermiş. Ki bu Yeniçeriler yangına giderken Kapalı Çarşı'da bulunan kanca, balta, su kovası alır, bunları yangına gider, yangını söndürürlermiş. Sesini açmıyorsun herhalde. Aslında savaşta çok başarılı olmuş bunlar. Birçok yeri fethetmişler ama maalesef yangın söndürmede pek başarılı olamamışlar. O zaman demişler ki bu Yeniçeriler bu şekilde balta, kazma, kürekle başarılı olamıyor. O zaman tulumba yapalım, tulumbayla yapalım demişler, gidelim. Ancak tulumbayla da fazla ilk başlangıçta olmamışlar. Önce bir dergah hali tulumbacılar ocağını kurmuşlar. Daha sonra 1826'da biliyorsunuz 2. Mahmut bunları kaldırınca o zaman işte bizim tulumbacılar oluşmuş. Biliyorsunuz bu tulumbacılar her devirde en meşhur tulumbacılar da Kasımpaşa tulumbacılarıdır. Derede aslan, tepede kaplan, 72,5 millete top attıran Kasımpaşa yiğitleri diye yangına giderlermiş. Ama bunlar da başarılı olamamış. O zaman asker itfaiye kurulmuş. 47 yıl boyunca bir macar bulunmuş. Tulumba olmayınca motorluya geçmişler. Önce motorlu yapmış ama bunu insanlar çekerek yangına götürmeye başlamışlar. Yokuşlarda gidemeyince atlarla bunu çekmeye başlamışlar. Önce atlarla gitmişler ama atlarla da büyük problemler çıkmış. O zaman motorlu araçlara geçelim demişler. Motorlu araçlara geçmişler. Motorlu araçlara önce tulumbaları taşımışlar. Sonra tulumbalardan sonra merdivenli araçlar yapmışlar. Ve nihayet günümüzdeki sistemler oluşmaya başlamış. Günümüzde modern itfaiyeciler olmuşmuş, modern araçlar geliştirilmiş ve yangınlara gitmeye başlamışlar. Yangınlara gitmişler ama dışarıdan müdahale o kadar zormuş ki, gördüğünüz gibi bir taraftan hangi sistemi kullanırlarsa kullanılsınlar, dışarıdan yangına müdahalenin pek başarılı olmadığını, çoğu zaman hayatlarını kaybettiklerini görür olmuşlar. Ve sonunda demişler ki yangın sadece tasarımla söndürülür. Yangın itfaiye ile söndürülmez. İtfaiye yangının genişlemesini önler, soğutur.
Peki tasarımı kim yapar? Mimarlar. Aslında mimarlar iyi bir tasarım yapmışsa, iyi malzeme kullanmışsa yangın da olmaz. Ben hep söylerim aslında insanların yangın ölümünün iki sebebi vardır. Birisi mimardır, birisi de dumandır derim. Ama aslında bunu çok daha önceleri Babil Kralı Hammurabi de söylemiş. Demiş ki hatalı bir yapının çökmesi ve yanması halinde yapı sahibi ölürse yapıyı yapan mimar, yapı sahibinin oğlu ölürse mimarın oğlu öldürülecek demiş. Bunu Babil Kralı söylemiş. Ne mutlu ki günümüzde bu kural geçerli değil, yoksa ev yaptıracak kimseyi bulamazdık herhalde. Konumuz yüksek binalarda, cephede yangın güvenliği. O zaman yüksek bina nedir, cephe nedir? İsterseniz kısaca onun üzerinde duralım. Yüksek bina dediğimiz zaman bu, bina yüksekliğinin 21.50'den daha fazla, yapı yüksekliğinin 30.50'den daha fazla olan binalara biz yüksek bina diyoruz. Peki bina yüksekliği, yapı yüksekliği ne demek? Bina yüksekliği binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar, yapı yüksekliği ise binanın en alt noktasından çatı piyesleri dahil saçak seviyesine kadar olan mesafedir. Burada gördüğünüz gibi bir düz binadaysa bina yüksekliği zeminden itibaren yapı yüksekliği en alt kattan veya eğer eğimli bir arazide ise kot aldığı noktadan bina yüksekliği, yapı yüksekliği ise en alt noktadan alınıyor. Diğer taraftan bir de gökdelen tarifi vardır biliyorsunuz. Gökdelen tarifi resmi bir tarifi yoktur. Ancak literatürde 500 feet yani yaklaşık 150 metrenin üzerindeki binalara da biz gökdelen adını veriyoruz. Ki buna göre de kullandığımız değerler 21,5 bizim yönetmelik için çok önemlidir ülkemizde. Sınır değerlerden bir tanesi 51,5 da önemli bir yükseklik. Biz buna yüksek bina, buna çok yüksek bina, buna da gökdelen diyoruz. Dış cephe ise, dış cephe ifadesi aslında cephe boyunca alev yayılımına maruz kalan veya kalabilecek yüzeyi ifade eder. Bu yüzeyi ifade eder. Yüzey ise çok farklı şekillerde olabilir. Değişik şekillerde olabilir. Öyle ki baktığınız zaman mesela daha değişik bir bina. Bir kere mimarın yaratıcılığının sonucu olarak yeni ve özgün dış cephe tasarımları sürekli olarak değişiyor biliyorsunuz. Görsel olarak genelde bir gökdelenin mimarisinin hedefi, amacı, gökdelenin dış cephesinin tasarımıyla binaya bir kişilik ve karakter kazandırmaktır. Mimarlar binaya bu karakteri kazandırdıkları, kişilik sanki bir sanatçının heykeliymiş gibi içimizde hayranlık ve saygı uyandırmak için yapılır. Onu isterler. Ve diğer taraftan bir yapının her biri bir taraftan da onları tasarlamış ve hayal etmiş olan mimarların kendi kişilikleri gibi özgün kişiliklere ve karaktere, yüzlere sahiptir. Çok farklı cepheler vardır bu konuda. Benzetme cepheler vardır. Ancak önemli olan bu oluşturdukları heykel, bu oluşturdukları özgün karakterin bir ucubeye dönüşmemesi, ucube denmemesi, bir taraftan yakınıp yok olmaması için bir dizi tedbirin alınması gerekir. İşte bugün bu konuları konuşacağız. Bu tedbirler Avrupa Birliği Parlamentosu'nun aldığı kararlar var. Bizim bu Avrupa Birliği Parlamentosu'nun aldığı kararlara 1996 1 Ocak'tan itibaren Gümrük Birliği'ne girdikten sonra uyum içerisinde oluyoruz ve kullanıyoruz. Bunlar arasında en önemli 6 temel kural vardır, gereklilik vardır. Bu gereklilikler içerisinde en önemlilerinden bir tanesi önce bina yıkılmayacak, ikincisi yangına güvenlikli olacak, sonra hijyen, gürültü, enerji gelecek. Bir yapının yangına dayanıklı olması öncelikle nedir? İnşa edilen yapının yük taşıma kapasitesi olacak. Yapı içerisinde yangın çıkması durumunda yangının duman yayılımı az olacak. Yangın etrafındaki yapı işlerine yayılması sınırlı olacak. Yapı sakinleri binayı rahat terk edebilmeli ve gelen kurtarma ekipleri binada rahat çalışabilmeli. İşte bunları sağlamak için bir taraftan yapıyla ilgili kaçış yolları, algılama sistemleri, uyarı sistemleri birçok tedbir alınır. Söndürme sistemleri
malzemeleri. Ama biz bunlar içerisinde bugün sadece küçük bir kısmı yapı malzemelerinin sınıflandırılmasını ve cephede kullanılacak malzemeler üzerinde duracağız. Yapı malzemelerinde iki özellik istenir. Bunlardan bir tanesi yangına tepki. İkincisi de yangına dayanımdır. Yangına tepki dediğiniz zaman bu malzemenin yanıcılık sınıfını belirler. Döşeme malzemesinin hariç yapı malzemelerinin sınıfları, döşeme malzemesinin çatında kullanılan malzeme, dayanım dediğiniz zaman da yangına dayanım süresidir. Bunlar arasında tepki sınıfı dediğimiz zaman biraz önce belirttiğim Avrupa Parlamentosu'nun ve Avrupa normlarının aldığını aynısını biz uyguluyoruz. Orada yanıcılık sınıfları alırken A1, A2, B, C, D, E ve F olmak üzere bir sınıflandırma yapılmıştır. Bu sınıflandırma içerisinde A1 yanmaz, A2 zor yanıcı, B çok zor alevlenici, C zor alevlenici, D normal alevlenici, E kolay alevlenici ve F de sınıflandırmaya girmeyen grup olarak sınıflandırılır. Bunlar ne demektir? Aslında yapıda, cephede kullanacağımız malzemeler biraz sonra anlatırken malzeme ismi değil de yanıcılık sınıfını belirteceğiz. Bunlar içerisinde yanmaz, zor yanıcı, çok zor yanıcı gibi. Ben hanımefendilerden özür dileyerek müsaade eder misiniz ceketimi çıkarmama? Evet. Bunlar arasında o zaman nasıl iki esas alınır. Bunlardan bir tanesi kullanılan büyüme hızı yangının, diğeri de duman çıkarma hızı. Ki bir yangın aldığınız zaman, yangın bir taraftan başlarken, bir taraf yanmaya başlarken baktığı, gördüğü kısımlar ısıl ışınımla, radyasyonla ısınır ve bir taraftan gaz, yanıcı gazlar çıkmaya başlar. Yanıcı gazlar belli bir süre sonra tutuşur. Her tarafın aynı anda tutuşmasına biz flashover, parlama diyoruz. Öyle ki işte A1 dediğimiz malzemeler, bunlar flashover yok. A2'de yine flashover yok. B'de flashover yok. C'den itibaren B 10 dakika sonra başlıyor. D'de 2 ile 10 dakika. E'de ise 2 dakika sonra başlayabiliyor. İkinci bir özellik flashover'dan sonra duman özelliği. Duman çıkarma özelliği, biliyorsunuz başta söylemiştim, iki sebepten dolayı insanlar ölür, mimar ve duman demiştim. Şimdi duman en önemli konu, dumanı çıkarmayan bir malzeme yoktur. Ancak az duman çıkaran, çok ve normal duman çıkaran malzemeler var. Az duman çıkaran malzemeler S ile gösteriliyor, S1. Normal duman çıkaranları S2, çok duman çıkaranlar da S3. Bu bizim için önemli. Bir başka özellik damlatma özelliği. İşte cephede kullanılan malzemelerin kesinlikle damlatma özelliğinin olmaması gerekir. Ki bir plastik malzemeye baktığınız zaman plastik malzeme önce tutuşur. Tutuştuktan sonra yavaş yavaş yanmaya başlayınca bir taraftan da damlatır. Damlatır ve bazen çok yüksek bir binada, biraz sonra bir tane örnek var gösteririm, alt kısımda yangını başlatıp tamamen cepheyi yaktığı yangınlar olmuştur. Hiç damlatmayan D0. Hiç duman çıkarmayan malzeme yok. Onun için S0 yoktur. S1, S2, S3'tür duman. Ama damlatma özelliğine baktığınız zaman hiç damlatmayan malzemeler D0. Az damlatan D1, çok damlatan da D2 olarak gösterebilirsiniz. İşte bu şekilde bizim kullanacağımız malzemeler A1, A2, B, C, D, E gibi Avrupa normlarına ve bizim ülkenin kabul ettiği yönetmeliklere göre sınıflar var. Bunlar içerisinde mesela bir tanesini yaparsak BS2 D2 dediği zaman bunun anlamı B flashover yok, A1 yanmaz ama çok zor alevlenici bir malzeme, orta derecede duman çıkarır, orta derecede damlatır. D dediğiniz zaman bu normal bir yanıcı, alevlenici bir malzeme, duman çıkarması çok az, damlatması hiç yok diye hemen anlayabilirsiniz. Aslında malzemeler bu bakımdan baktığınız zaman plastik malzemeler daha çok damlatır, erir. Bir duvarın bir tarafında boru geçiyor, bir tarafında yanmış. Bu duvarın öbür tarafı. Yanmış
yangını alıp götürebiliyor. Bu işte biraz damlatma özelliğinden kaynaklanan bir sebep. Bizim ülkemizde şimdiye kadar Alman normu kullanılıyordu. Alman 4102 kullanıyordu ve hala da herkesin sınıflandırma yaparken A1, A2, B1, B2, B3 diye sınıflandırır. Ama Almanlar da artık 4102'den 13501'e geçmişlerdir. Biz de eskiden 1283 müydü tam hatırlamıyorum, bir standart vardı. O standartta tamamen Alman normları almıştı. Hatta daha önceleri ilk başlangıçta biz de onları kullanıyorduk. Bunlardaki bizde A1 A2 dediğimiz 4102'ye göre A'ya tekabül ediyor, A1 ve A2'ye. Çok zor alevlenici, normal alevlenici B1'e, kolay alevlenici ve normal alevlenici B2 ve B3 gibi gruplara tekabül ediyor. Bu İngiltere'de non-combustible dedikleri klas 0, klas 1, klas 2 gibi eşdeğerlikleri var. Onların üzerinde durmuyorum. Sadece şunu belirteyim. Kullanılan malzemeler içerisinde standartlarda, Avrupa standartlarında, bizim yönetmeliklerde, bizim standartlarda A1 sınıfı olan malzemelere test gerektirmeden yanmaz olduğu kabul edilir. Bunlar arasında bildiğiniz gibi beton, genleşmiş kil, gaz beton, alçı, demir, çelik ve mineral yünler, bunlar doğrudan doğruya hiç, eğer içine katkı malzemesi katılmamışsa A1 sınıfında, yani yanmaz olarak kabul edilir. Bunlar arasında bir örnek, mesela A1 cam yünü A1'dir, kalsiyum silikat A1'dir, taş yünü A1'dir. Cam yünü alüminyum folyo konulmuşsa bu A2 seviyede 0, yani yanıcı ama çok zor yanıcı, duman çıkarmıyor, çok az duman çıkarıyor ve hiç damlatma özelliği yok gibi. Yine alçıpana baktığınız zaman alçıpan da A2 özelliğinde duman çıkarmıyor. Bir malzeme yanıcılık bakımından. Başka baktığınız zaman eğer polistiren olsun, poliüretan malzemeler ise onlar içine katılan malzemeye göre daha ayrı grupta. PVC ise C grubuna doğru giriyor. Dediğim gibi Avrupa normlarına göre farklı değerler var. Bizde de bu Avrupa normlarına göre alınıyor. Bu tabloda eğer şey olursa, hangisi sorarsanız söylerim. Burada da ülkelere göre hangi sınıf hangisine tekabül ediyor Avrupa normlarında, gördüğünüz gibi. Evet, bunlar Avrupa normu. Avrupa normunu ne hale getirmişiz, bakın ne güzel. Tabii ki gerçek. Hayır, kesinlikle. Evet, bu Avrupa başka bir Avrupa, bu çok başarılı bir mimarımızın yaptığı başka bir Avrupa normundan güzel bir örnek görüyorsunuz. Bu da bizim yaratıcılığımız, çok maksatlı yangın dolabı ve bir pisuar görüyorsunuz. Her amaç için kullanılabilecek özellikte bu. Evet, bu birinci kısımda anlattığım size yangına tepki sınıfları ve yanıcılık sınıflarıydı. Şimdi de yangına dayanım nedir, bunu anlatmak istiyorum. Hemen öncelikle şunu belirteyim. Yanıcılık farklı, yangına dayanıklılık farklı, yanmazlık farklı. Bir cam yanmazdır ama yangına dayanıklı değildir. Yanmaz malzemeyi tarif ederken, yanıcılık derken bir alevlenicilik farklı. Bunları yanmaz, yanıcılık ve yangına dayanıklılık kavramlarının farklı olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Yangına dayanıklılık dediğiniz zaman belli bir süre içerisinde, belirli bir yük altında, bu belli bir ısıya maruz kaldığı zaman bunun dağılmaması, yani taşıma özelliklerini kaybetmemesi olarak sınıflandırabilirsiniz. Ve bu genellikle de yangın zonu, yangın bölümü dediğimiz zaman bunlar o tarzda yangına dayanıklı yapılır. Yangına dayanıklılığı biz 3 şekilde alıyoruz. Bir tanesi yük taşıma.
Bir, ikincisi bütünlük, üçüncüsü de yalıtım. Türkiye'de en çok hata yapılan konulardan bir tanesi bu bütünlük ve yalıtım. Yangına dayanıklı mesela deniyor ki benim kapım yangına 2 saat dayanıklı. Hatta bazen geliyor 240 dakika dayanıklı deniyor. Aslında o dayanıklılık bütünlük özelliğidir. Dağılmıyordur. Ama yangına dayanıklılık biraz daha farklı. Bunları bir de şunu özellikle belirteyim. Bir yangında, yangına biraz sonra söyleyeceğim, 90 dakika dayanıklıdır, 30 dakika dayanıklıdır. Bu demek değildir ki o malzeme 30 dakika veya 90 dakika dayanacak demek değildir. O malzeme bu standart sıcaklık zaman eğrisine göre, bu sıcaklık zaman eğrisine göre o kadar süre dayanıyor anlamına geliyor. Öyle yangın vardır ki bu malzeme eğer 30 dakika dayanıklı diyorsanız 6 saat de dayanabilir. Isı çok yükselmez. Ama öyle bir yangın olur ki bu standart sıcaklık zaman eğrisinde yaklaşık sıfırdan başlayıp 3 dakika kadar sonra 700 dereceye falan gelir. Ama bir solventin olduğu, bir yanıcı parlayıcı maddenin olduğu yerde kısa sürede çok daha yüksek sıcaklığa gelirse 90 dakika dayanıklı dediğimiz belki 60 dakika dayanabilir. Özellikle de dayanım süresinin uluslararası kabul edilen standart sıcaklık zaman eğrisine göre olduğunu her zaman unutmayın. Bir yük taşıma kabiliyeti, biraz sonra cephede de bunları, kısaca cephede de taşıma oldukça önemli. Bu belli bir yük aldığında bu R ile gösterilir. İkincisi I ile dediğimiz yalıtım özelliği. Insulation özelliği, bir tarafı ısıtıldığı zaman diğer tarafındaki sıcaklık ortalama 140 derece, maksimum 180 dereceye gelinceye kadar geçen süre I değerini belirler. 140'a geldiği zaman eğer 30 dakika denmişse o zaman bu kısımda sıcaklık 30 dakika sonra ortalaması 140'a gelmiş yahut da maksimum 180'e çıkmış demektir. Bütünlük özelliği de bu da dayanabilir ama dağılabilir. Sıcaklığa dayanıklıdır. Öbür tarafı sıcaklığa gelir. Mesela gördüğünüz gibi bu bir saç olabilir, alçıpan olabilir, cam olabilir. Belli bir sıcaklığa geldiyse dağılıyor. O zaman bu üç özelliği birden belirler bir malzeme. Yani I, R, E, I. Yük taşıma, bütünlük ve yalıtım özelliklerini birden taşıması gerek. Ayrıca ısı, ışınım, yayma, mekanik dayanım, duman sızdırma gibi birçok özellikler var ama onların üzerinde durmuyorum. Bunlar standartlarda belirlenmiştir. Bizde de kapı standartları, duvar standartları, pencere standartları var. Taşıyıcı elemanlar için, taşıyıcı olmayan elemanlar için. Hangi duvarın kaç dakika dayanıklı olduğu yine binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte bellidir. Ve genellikle de bu kısım yüksek binalar için kesin 120 dakikadan daha fazladır. Diğer 10 metreye kadar olan binalarda bu biraz daha azdır. Bu Almanya'da da öyle, diğer ülkelerde de öyle. Yüksekliği 60 metrekarenin üzerinde olan binalar tamamen daha yüksek dayanıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Evet, aslında bu önemli bir husus. Bu da benim Karadenizli hemşerilerimiz. Açacağız. Evet. O sene ahşap, yangın nedeni ahşap, birbirine uyum sağlıyor işte. Şimdi ahşap bir binanın Karadeniz'de hemşerim ahşap merdiven yaptığı için dalga geçtikleri bir film. Ancak işlerinde biri var ki o diğerlerine göre çok ama çok farklı. Çünkü gördüğünüz gibi bu otelin içi de dışı da çatısı da ahşaptan, yani tahtadan. Ancak daha da ilginci, bu otelin yangın merdiveni de ahşaptan. Ne amaçla yapmışsınız bunu ilk kez? Evet, yangın merdiveni ahşaptan. Söylüyorlar, hey diyorlar, Karadeniz'de bir bina yapmış, yangın merdivenini ahşaptan yapmış. Bana sordular, ben söyledim. Bir bina düşünün. Şimdi yangına dayanım neyin nerede kullanılacağını düşünürken abartmamanız lazım. Bir ahşap bina, iki katlı bir ahşap bina düşünün. Ahşap binanın merdiveni ahşap olacaktır, kaçış merdiveni. Yangın merdiveni deyince mutlaka bu yangında dayanıklı olacak değil. İnsanların o binayı terk etmesi için o terk etme süresi kadar yangına dayanımlı olacak. O zaman binayı yaptığınız zaten bir ahşap binada çıkışlar lazım ve 2 dakika 3 dakika içerisinde o ahşap binanın boşaltılması lazım. O zaman niye ahşap yapmayacaksın?
Merdiven yapılıyor, yangın merdiveni yapıyor. Yangın merdivenin içerisindeki işte kullanılan malzemeler yangına bilmem şu kadar dayanıklı olacak. Sen yangın merdiveninin içini, önemli olan yüksekse bile, onun içine ateşin girmemesini sağla. Onun içine ateş girmişse, zaten 50 derece olmuşsa bile insanlar oradan indiremezsin ki. Bu konulardaki yangın merdiveni, yanıcılık ve yangına dayanım konusunda özellikle neyin nerede kullanılacağını oldukça iyi düşünülmesi gerekir. Şimdi bu girişten sonra biz asıl şeye, cepheyle ilgili kısımlara geçmeye başlayalım isterseniz. Bu konuda bir giriş için yine, evet, yüksek binalarda dış cephe yangınları. Burada gördüğünüz gibi bir 18 katlı bir binadaki bir yangın. Aslında cephe yangınları bu konuda çok farklı. Sadece bizde değil, birçok yerde aslında, pardon, affedersiniz. Evet. Yurt dışında da cephe yangınlarına çok fazla rastlanılmaktadır. Bunların içerisinde cephe yangınlarının tabii ki yüksek olduğu için itfaiyenin erişmesi çok yüksek. Bu Fransa'daki bir cephe yangını. Buradaki gördüğünüz bizim Ataköy'de, bu görüyorsunuz su tutuyor. Nereye kadar çıkardığını itfaiyecinin yahut da görevlinin görebiliyorsunuz. Ve birkaç dakika içerisinde cephe yangınları başlar, birkaç dakika içerisinde kendisi söner. Ataköy'deki Noos Oteli. Bir başka, bu üst kısımda başlamasına rağmen daha sonra damlatmayla aşağı inip cepheyi yapan Astana'daki çakmak bina. Bu bina Monte Carlo'da olan bir bina. Monte Carlo'da olan değil tabii ki. Monte Carlo, Las Vegas'taki Monte Carlo Oteli. Orada para kaybeden var mı? Ben 10 dolar kaybettim maalesef. Onun için bir daha gitmiyorum. Belki de ondan dolayı yandı. Evet, burada gördüğünüz gibi yine dış yüzeydeki süsleme, köpük süsleme malzemelerinin tutuşmasıyla büyüyen bir yangın. Başka bir yangın, çok katlı yine Moskova'da olan bir bina, üst kısımlarda oluşan bir yangın. Bu yangında da üst kısım tamamen yanmıştır. Aslında müdahale edilmesi, gördüğünüz gibi oraya yetişilmesi hemen hemen neredeyse mümkün olmayan, oldukça yüksek bir binadaki bir yangın. Bu da yine Moskova'daki bir yangın. Burada gece çekilen bir film. Gördüğünüz gibi yangın başladıktan sonra dökülen parçaları görüyorsunuz. Aslında cephe yangınları hemen hemen hepsi birbirine benzer. Dış cephede tutuşur. Dış cephede tutuşur ve bir taraftan aşağıya doğru dökülür bu yanmayan parçalar, metal parçalar özellikle. Bir taraftan yükselir. Burada bir taraftan da komşu binaya yangının ısıl ışınımla geçişini görüyorsunuz. Ve bunlar, cephe yangınlarında genellikle insan ölmez. Yani oradaki yangının sönmesi, yangının büyümemesi ne akıllı bina olduğu için ne de itfaiye söndürdüğü için. Yanıcı madde biter, yangın söner. Zaten şu ana kadar dünyanın oluşumundan bugüne kadar sönmeyen bir yangın yok. Yanıcı madde bittiği zaman yangın da kendiliğinden söner. Evet, bu tarzdaki yangınlara başka bir örnek Haydar Aliyev yangını. Bu Haydar Aliyev merkezinde geçen aylarda meydana gelen bir yangın. Haydar Aliyev aslında bina oldukça değişik bir bina. Farklı bir karaktere sahip. Başlangıçta söylediğim gibi mimarın karakterini simgeleyen, mimarı tarafından bir karakter verilen binalardan bir tanesi. Bu kullanılan su yalıtım malzemesinin tutuşması, uygun su yalıtım malzemesi kullanılmaması nedeniyle oluşan bir yangın. Birkaç ay önce olan yangınlardan bir tanesi. Burada da plastik esaslı, petrol esaslı malzemeler kullanıldığı zaman yangında çok büyük duman çıkar. Bu duman nedeniyle müdahale zordur. Aslında yüksek yapılarda bu gibi konular aldığınız zaman zaten bir taraftan çevre şartları önemli, bir taraftan yükseklik önemli, birçok faktör var.
Bu da bizden bir örnek. Aslında belki de cephe tasarımının, yangın güvenliğinin öne çıkmasının nedeni, şimdiye kadar çok sayıda aslında itfaiyeci arkadaşlar var bilirler, sadece bu Polat rezidans yandığı için biraz gündeme geldi ama çok sayıda cephe yangını oluyordu. Bu yangın da günümüzde cephe yangın güvenliğinin önemini vurgulayan bir yangın oldu. Burada da cephede kullanılan yanıcı malzeme bir taraftan yanıyor, dökülüyor gördüğünüz gibi. Aslında bina diyorum, içi akıllıymış, dışı akılsız binaymış galiba. Bir bina yanıyorsa nasıl akıllı oluyor, ben de ona anlamış değilim aslında açıkçası. Eğer yanıyorsa akılsızmış demek ki. İkincisi, aslında içeri kısmı yangın, zaten alt kısmı betonarme olan, üzerine ısı yalıtım malzemesi konulan bir, hemen hemen hepsinde öyle. Ve bu kısımda birkaç daireye yangının geçmesinin nedeni havalandırma kanalının buraya açık olması. Özellikle alt kısımdaki bu yangının çıktığı noktada menfezlerin orada bulunması nedeniyledir. Yoksa cephedeki yangın nedeniyle iç kısımdaki yahut da akıllı bina olduğu için içeriye duman, hava püskürtüldüğü için filan değil. Bunlar altında bir tanesi çıkarmış, işte bu taş şunu ama taş şunu ama taş şunu de yanıyor. Aslında yani ne kadar akılsızlık yani. Taş şunun ne yandığını söyledi. Neyse. Dış cephede yangın aslında değişik şekillerde, dış hacimde oluşan yangınların pencere ve menfezlerden yayılması, komşu binaya geçenden ışınımla geçmesi, binaya bitişik buradaki olduğu gibi bir binadan başlaması veya kasıtlı yangın denebilir. Buradaki gördüğünüz şekilde pencerelerden. Dış cephenin yangınlarının büyük çoğunluğu içeride bir katta başlayan yangının pencereden yukarı doğru geçmesidir. Ki bu kısımda bakarsanız, İçeride yangın meydana geldiği zaman buradaki yangın genellikle alt 500, içinde bulunan şeylere göre, yanıcı maddelere göre, genelde dışarıdaki yangının sıcaklığı dış kısımdaki 500-600 hiçbir zaman bulmaz. 400 ile 500 arasında olur en yüksek değerlerde. Ama bu yukarıya doğru yalarken üst kısımdaki kurbağa dili dedikleri bir olaydır bu. Üst kısımdaki pencereyi tutuşturur, ışınımla içeridekileri ısıtır. Belli bir sıcaklığa geldiği zaman da bu tutuşur. Eğer bina genişleyen bir bina ise gittikçe bunun tutuşması üst kısmına etkisi daha fazla. Açığı gittikçe küçülüyorsa, bu tarzdaki daralan bir bina ise tutuşma ihtimali daha az. Diğer taraftan ısıl ışınımla da cephenin tutuşulduğu yangınlar var ama bu çok yakın olursa birbirine. Ayrıca binaların bu tarzdaki kendi içinde katlara göre geçişini engellendiği gibi, bir taraftan da binaların birbirine olan mesafesi cephe bakımından yine önemli. İşte göz önüne aldığınız zaman bir cephe tasarlanırken bir taraftan katlar arası yangının geçişinin cephe tasarımını etkiler. İstenilen cephe yapılamaz. Bir taraftan kompartman alanı sınırlaması vardır. Bir taraftan atrium sınırlaması, bir taraftan da cephede kullanılacak malzeme sınırlaması vardır. Bizim yönetmeliğimize baktığınız zaman yönetmelikte alevlerin bir kattan diğer bir kata geçmesini engellemek için iki katın pencere gibi korumasız boşluklar arasında 100 santimetre yüksekliğinde yangına dayanıklı solid bir kısım bulunması gerekir denir. Gerçekten eğer bir kısım yoksa, spandrel dediğimiz bir kısım yoksa, yangına dayanıklı spandrel veya alev gönderici yoksa, biraz önce gördüğünüz gibi yangın yukarıya doğru çıkar. Ancak şu anda gördüğünüz gibi yangına dayanıklı bir spandrel varsa, bu kısımda yangının geçişini engeller, engellemese bile geciktirir. Veya üst kısımda bir yönlendirici varsa aynı tarzda olur. Bir taraftan da aslında bu malzemeler önemli. Kullanılan malzemeler önemli. Sadece çok hızlı olarak geçeyim. Bu polimerler olsun, bunlar 150-200 Celsius'ta, silikon 350'de, cam yünü 450'de, yanmazlık sınıfı dediğim zaman aslında bunu özellikle söylemek istiyorum. O 700 Celsius sıcaklıkta 15 derece, 15 dakika boyunca yanmayan malzemelere yanmaz malzeme denir. O ve mineral yünler 850'ye kadar, seramik verler çok daha yüksek sıcaklığa kadar dayanır. Cepheleri taşı oluştururken biraz önce belirttiğim iki cam arasındaki yangına dayanıklı spandrel yüksekliği en az 100 santimetre olmalıdır.
Bu kurallardan bir tanesi. İkincisi, eğer bunu yapamıyorsanız, 100 santimetreye yapamıyorsanız, bu takdirde yönlendirici koymanız, en az 50 santimetre uzunluğunda bir yönlendirici yapmanız gerek. Bu maalesef şu anda bizim yönetmelikte yok ama umarım taslakta konur ve çıkarılır, ama uluslararası bütün yönetmeliklerde var. Üçüncüsü, bunlar yapılamıyorsa, yani ne yönlendirici yapabiliyorsunuz ne de spandrel oluşturabiliyorsunuz 100 santim, o zaman sprinkler koyacaksınız. Bu sprinklerler cepheden 150 santimetre kadar en çok uzaklıkta olacak ve 2 metre aralıklarla bunu koyacaksınız. O zaman cepheyi tasarlarken birincisi, yangına karşı bir kattan diğer kata yangının atlamaması için 3 seçeneğiniz var. 1. Spandrel yüksekliğinden az 100 santim yapacaksınız. Veya bir çıkıntı yönlendirici nerve koyacaksınız. Bu en az 50 santim olacak. Üçüncüsü, bunların ikisine de gerek yok. Hiçbir şey yapmak istemiyorsanız o zaman yağmurlama başlığı koyacaksınız. Günümüzde bir taraftan manzaralı, daha büyük açık bir manzara görmek için, bir taraftan yatarken denizi seyretmek için bu tarzdaki binalar çok yüksek yapılıyor. Gördüğünüz gibi aslında bir tasarımcıya baktığınız zaman, tasarımcı için cepheden bir kattan diğer kata yangının geçişini engellemesi için cephe tasarımında herhangi bir değişiklik yapmasına gerek yok. Sadece iç kısma sprinkler başlığı yerleştirmesi yeterli oluyor. Diğer önemli bir bina, bina yüksekliğine göre bir oluşturulan, şu ana kadar gördüğüm binaların içerisinde atrium oluşturulması, atriumu cephede oluşturulması ve o yüksekliğin sınırlandırılması olayı var ki, atrium dediğiniz zaman biliyorsunuz iki veya daha çok sayıda katın içine alındığı üstü kapalı geniş ve yüksek hacim. Ancak atriumun atrium olarak kabul edilebilmesi için alanının 90 metrekareden yüksek olması lazım, büyük olması lazım. Aksi takdirde baca etkisi yapacağı için duvar daha yukarılara doğru çıkar. Bunun için de mutlaka büyük olması lazım. Bu diğer bir husus ise kompartman alanı, ki bu kompartman da bir bölümün yangın zonu. O diyelim ki mesela konutlarda bu sınırsızdır. Ancak konaklama binalarında 4000 metrekare, işte ofislerde 8000 metrekaredir. Sprinkler yaparsanız bunun iki katı kadar alırsınız. Birincisi, 90 metrekareden küçükse eğer aldığınız boşluk, bu şekilde çok sayıda konut özellikle yapılıyor. Bir taraftan ışık alması için yapılıyor. Bir taraftan bahçe oluşturularak yapılıyor. Emsalden kurtarmak için mi, artırmak için, neyse. Eğer atrium alanı 90 metrekareden küçükse ilk 7 katı, yani 21-50'ye kadar tek zon yapabilirsiniz ve bu alanınız 90 metrekareden küçük olabilir. Ancak eğer daha yukarıda devam ediyorsa en fazla 3 katı bir yangın zonu yapabilirsiniz. Yani daha fazla burasını açık, birbirine açık yapamazsınız. Ancak eğer 90 metrekareden daha büyükse bu takdirde sınırlama istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz. Ama o zaman da sınırlayan sizi kompartman alanı olacaktır. Diyelim ki mesela hastane ise siz istediğiniz gibi şey yapamazsınız. Sprinkler yapsanız bile 3000 metrekareden daha fazlasını birbirine bağlayamazsınız. O zaman eğer bir katı bir kat 1500 metrekare ise ancak iki katı birbirine bağlayan bir atrium yapabilirsiniz. 90. Ama bunu eğer bir şeyse, otelse 8000 metrekareye kadar çıkar. O zaman her kat 1000 metrekare ise 8 katı birbirine bağlayan bir atrium yapma imkanınız var. Cepheyi ona göre tasarlayabilirsiniz. Ancak konut tasarlıyorsanız ve atriumunuzun alanı şu anda 90 metrekareden büyükse herhangi bir kompartman sınırlaması yok. İstediğiniz kadar yüksekliğe çıkabilirsiniz. 90 metrekareden olmak üzere. Evet, bu girişten sonra cephede kullanılan malzemeler. Aslında yanıcı malzeme yoksa yangın da yoktur. Yanıcı malzeme biterse yangın da biter. Yanıcı malzeme yok, yangın yok. No combustible, no fire. No woman, no cry. Doğru mu bu? Aslında yangınlar, tabii ki çok çeşitli yangınlar var. Böyle cephe yangınlarını anlatıyorum ama çok farklı yangınlar. Baca yangınları, konut yangınları, orman yangınları. En tehlikeli yangın, en büyük yangın hangisidir? Efendim? Yürek yangını. Evet, evet, Sayın Çağdaroğlu biliyor, gerçekten en tehlikeli yangın gönül yangını. Peki nasıl söndürülür biliyor musunuz? Aradığınızı bulduğunuz zaman.
Evet, tecrübe konuşuyor gördüğünüz gibi burada. Aslında gönül yangınlarını söndürmenin en şeyi karşı yangın çıkaracaksınız. Yani yeni yangın çıkaracaksınız, o zaman daha rahat söndürüyorsunuz. Evet. Malzeme olarak kullanacağımız malzemeler. Dış cephe diyoruz. Dış cephe ne demek? Dış cephe, cephe boyunca alev yayılımının maruz kalan veya kalabilecek yüzeyi ifade eder. Ve bu arada cephede yer alan malzemelerin bir yangın anında yanarak alev yayılımına katkı bulunmaması, alt tabakada yer alan yalıtım malzemelerinin yangına tepki özelliklerine sahip olması, böyle malzemelerle kaplanması gerekir. Bu bizde binaların yangından korunma yönetmeliğinin ikinci bölümünde bu kısımlar özetlenmiştir. Burada dış kaplamalar, aslında bütün cephe için malzeme dediğiniz zaman şu üç kriter önemli. Birisi, iki kata kadar olan binalarda normal alevlenici, kolay alevlenici asla kullanamıyorsunuz, normal alevlenici. Yüksek bina sınıfına girmeyen binalarda zor alevlenici ve yüksek binalarda ise zor yanıcı malzeme kullanılması lazım. Şu tabloya bakarsanız, bizdeki yönetmeliklere veya birçok ülkedekinde söylerim. Bir taraftan yüksek bina 7 kata kadar binalarda zor alevlenici, B1 sınıfı ve BC, S1, D0. Gördüğünüz gibi genellikle hep burada D1, D2 falan da var aslında. Bizim yönetmelikte maalesef bunun şu kısmın, zor alevlenici kısmının cephede kullanılmaması lazım. Onu özellikle belirteyim. 1-2 kata kadarsa normal D2 kullanılabiliyor. Dış cephede kompozit malzeme kaplanması durumunda mutlaka bu yüksek binalar için hep söylediklerimi öncelikle belirteyim. A1 veya A2 yangın sınıfında olması gerekiyor. Bu 4102 Alman standartına göre de dış duvarların birleşme derzlerinde mutlaka B1 olması gerekir. Genellikle kaplama malzemeleri yanmaz olmasına rağmen kullanılan derz malzemesi yanıcı olursa bu da yangını büyütebiliyor. Cephe kaplama malzemelerinin B2 olabiliyor. Farklı ülkeler farklı değerler alınıyor, ancak şurada bazı ülkeleri yazdım. Almanya'da aynısı yine B1 olması gerekiyor. Türkiye'de A2, D1, S1, D0. Aslında şu lambalar sönse daha iyi olurdu. Evet. Diğer taraftan Finlandiya'da A2, S1, D0, B, A2, S1, D0, A2, AB, S1, D0, A2, S1, D0, A2, S1, D0. Yani hemen hemen bütün ülkelerde aynı. Yani anlamı şu, cephede kullanılan ısı yalıtım malzemeleri zor yanıcı olmalı, duman çıkarma özelliği çok az olmalı ve kesinlikle damlatma özelliği olmamalı, damlatmamalı. İlk başlangıçta şu malzeme kullanılsın, bu malzeme kullanılsın değil. Her türlü malzeme olabilir. Ben şu sordukları zaman kağıt da kullanabilirsiniz ama o kağıt damlatmasın, yangına dayanıklı olsun, yanmasın. Önemli olan o özelliğe getirilsin diyorum. Şunu söyleyebiliriz, yüksek binalarda cephe kaplama malzemesi ister spandrel 1 metreden yüksek olsun, alevlen yönlendirme olsun, sprinkler olsun, ne olursa olsun bütün önlemleri alsanız bile mutlaka en az zor yanıcı malzemeden olması, eğer kompozit ise A1 veya A2 gibi malzemeden olması. Hızlı geçiyorum. Sadece çift cepheli binalar için, double fasad binalar için bir iki şey söylemek istiyorum. Aslında araya atlayacağım. Bu kısımda çift cephe sistemler dediğimiz zaman havalandırmalı çift pencereler var biliyorsunuz. Yan yana bölünmüş cepheler var. Double fasadlar var. Koridor tipi double fasadlar var. Şaflı bölünmüş olanlar var. Çok katlı, boydan boya bölünmüş var. Bunların bir kısmında double fasadlar aldığınız zaman ısıl özellikler olacak. Neme karşı, yangına karşı, akustiğe karşı, çevre ışığını alma, sistemin bakımı, sürdürülebilirlik, sismik koruma, iç hava kalitesi gibi çok sayıda özellik aranır. Bunlar arasında bir kutu cepheler yahut da balkon cepheler dediğimizde boydan boya her kat ayrıdır. Hem dikeyde ayrı hem yatayda ayrıdır. İkincisi, bu tipler bizim için tabii ki yangın için biraz daha olumlu. Eğer bahçe tipi dediğimiz, balkon tipi dediğimiz, biraz önce belirttiğim 3 katla en fazla biliyorsunuz birleştirebiliyorsunuz balkonları. 3 katla birleştirdiğiniz bu balkonlar eğer atrium özelliğinde değilse yine balkon tipi bir çift
Double fasat oluyor. Koridor tipi boydan boya geçebiliyor veya kutu şaft olabiliyor veya çok katlı olabiliyor. Çok katlı. Bunlar arasında ben sadece yangını düşündüğünüz zaman kutu cephel sistemlerinde risk azdır çünkü hem yatayda bölüyorsunuz hem de dikeyde bölüyorsunuz. İkincisinde yine kutu şafla sadece bir şaf var ve daireler sadece, daire dediğim her kattaki bağımsız bölümleri kastediyorum. Buradaki sadece şaflarla birbirine bağlı. Bu tarzda koridor cephe olduğu zaman bunda aynı katta birbirine bağlı ama üst katlarda birbirine bağlı değil. Orta riskli ama yüksek risk dediğimiz kısımda eğer hepsi birbirine bağlı ise buna hemen hemen çözüm bulmanız çok zor oluyor. Ancak tromp duvarı şeklindeyse bu, bunu tromp duvarı özelliğinde yapmışsanız o zaman yangına en dayanıklı, en güvenli şeklini yapmış oluyorsunuz. Bunlar da otomasyon için baktığınız zaman normalde açıktır. Bu kısımların her birisinde birer damper vardır. O kısımlara geçtim. Ama yangın durumuna geçtiğiniz zaman sadece yangın olan kısmın, double fasatın, bu balkon tipi olabilir, kutu olabilir, alt ve üstteki damperleri açık duruma getiririz. Diğerlerinin tamamını kapalı duruma getiririz. Böylece bir taraftan duman varsa üst kısımdan çıkması için alttan hava girişinin olması lazım. Hep şunu unutmayın. Hava girişi olmadan hava çıkışı olmaz. Bir yere taze hava vermeden oradan egzoz yapamazsınız. Birçok yerde onu görüyorum. Ki bu tarzdaki yapıldığı zaman otomasyon aslında daha çok şey oluyor. Ben aslında baktım süremi taşıyorum. Onun için belki soru sorulur diye. Evet. Evet. Ben 4 kişi benim için çok şeydir. Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş ve Atatürk. Bu Yunus'un bütün konuşmalarında aslında kullanmaya özen gösteririm. Diyor ki göz odur ki dağın arkasını göre, akıl odur ki başa geleceği bile. Aslında gözümüz dağın arkasını görmese, aklımız başa geleceği bilmese bile en azından tahmin etme yetisine sahibiz, edebiliriz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Evet, bilmiyorum soru için kesiliyor zaten. Soru için oluyor mu? Bir 5 dakika verebiliriz hocam. Evet hanımefendi bize 5 dakika müsaade ettiler. Neden? Buyursunlar. Hocam teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Şimdi ben cephede şunu merak ediyorum. Siz biraz önce şunu söylediniz. Cephe dışarıda yanar ve biter. İçeriye intikal etmez kolay kolay. Duvar vardır falan dediniz. Eğer arka kısımda solid kısımsa solid olur, sadece beton arma ise %90'ın üzerinde öyle olur. Doğrudur. Şimdi 21.50 üzerindeki bir metrajdan bahsediyoruz. Burada kullandığımız içerideki kullandığımız ürünlerden bahsedelim. Laminat parke, petrol ürünü dokumalar ve buna benzer ürünler var içeride. Tamam. Şimdi insanı öldüren nedir? Dışarıdaki kaplamadan dolayı mı ölecek insanlar yoksa şimdi, içerideki ürünlerden çok, dolayı mı? Aslında çok güzel. Aralara atladım. Teşekkür ederim sorunuz. Ama Zat-ı Şahaneler'in ismini lütfetseler de biz de öğrendik. İsmim Eyüp. Eyüp Ertürk. Peki Eyüp Bey. Sağ olun. Şimdi çok güzel bir soru. Cephede aslında içeride o kadar yanıcı malzeme var. Cephede bizimle de ilgisi yok. Niye? Cephede içeride 21.50'nin üzerinde ve yüksekse sprinkler sisteminiz var. Algılama sisteminiz var. Merdivenden çıkıp oraya müdahale edebilirsiniz. Merdiveninizin içinde itfaiye su alma ağzı var. Ve koridorda yangın dolabınız var. İçeride yangın tüpünüz var. Dış cephede ise hiçbir şeyiniz yok. Söndürme sisteminiz yok. Yetişmeniz mümkün değil. Dışarıdan yetişemiyorsunuz. Arkasından içerideyken, içerideki bir yangında dış kısımda rüzgar yok. Fırtına yok. Kar yok. Dışarıda cephede rüzgar var ve rüzgar dumanla müdahale etmeniz mümkün değil. Bazen dumanı rüzgar öyle döner ki aşağıda olsanız bile itfaiye olarak söndürmeniz mümkün değil. Kısaca şu, dışarıdaki yangına müdahale imkanlarınız çok sınırlıdır. İçeridekinde ise söndürme sistemleriniz var, kontrol sistemleriniz var, müdahale sistemleriniz var. Onun arkasından bir de şunu söyleyeyim. Cephe kısmında en önemli konulardan bir tanesi ısının hızla yükselmesidir.
Dış kısımda yandığı zaman bac etkisiyle çok yükselir. Halbuki iç kısımda verdiğiniz zevk bir şeyde dairenin içerisinde öyle bac etkisi yapacak bir şey yok. Pencere açıldığı da kırıldığı zaman belki biraz etkisi olur. Arkasından şu var. Siz parke yaptığınız zaman şu. Burası yanmaz. Yangın yukarıya doğru çıkar. Bir döşemenin malzemesini siz B2 sınıfı alıp B3 sınıfı alıp üzerine çap kaplayarak kullanabilirsiniz. Ama tavan malzemesini kullanamazsınız. Tavan malzemesinin mutlaka en az B1D0 olması lazım. Bu yangının genişleme özelliğinden dolayıdır. Uzatmayayım, başka arkadaşlar soru soracak. Evet. Bu taraflardan var galiba. Evet. Evet, mikrofon varsa. Ümit Kazım Sandıkçı. Buyurun Ümit Bey. Enerji tasarrufundan dolayı cephelere mantolama yapılma mecburiyeti geldi. Kat yüksekliği hiç dikkate alınmadan 3 katlı binada, 18 katlı binada aşağı yukarı 5 santim kalınlığında EPS ile kaplanıyor. Üstüne bir takım mineral sıvalar uygulanıyor. Herhangi bir katta yangın çıktığı zaman bu damlama özelliği olan malzemeler tutuştuğu zaman itfaiye haber verelim mi, yoksa yanacak malzeme ortada kalmayınca nasıl olsa sönecek diye bekleyelim mi? Ha, teşekkür ederim. Aslında bu mantolamadan yanan bazı bina örnekleri göstereyim size söylediğiniz için. Aslında o konuya girmedim. Burada yine mantolama ile ilgili bakın, tam gördüğünüz gibi şu kısımda polistiren olduğunu görebiliyorsunuz şu kısımda. Şurada. Bu kısma baktığınız zaman bizdeki gibi yüksek binalarda böyle mantolamaya müsaade eden hemen hemen ülke yoktur. Bizde 21.50'ye kadar aslında mantolama için herhangi bir sınırlama yok. Şimdi mantolama dediğiniz alt kısma, tabii mantolama dediğiniz zaman istediğiniz kadar yaparsınız. Bunu yok derken alt kısma konan malzemenin B3 sınıfı, yani kolay alevlenici malzeme olduğunu için söylüyorum. Alt kısma koyduğunuz malzeme eğer B1 sınıfındaysa yahut da yanmaz A2 sınıfındaysa istediğiniz kadar mantolama yapabilirsiniz. Ancak ülkemizde söylediğiniz gibi alt kısma konan polistiren malzeme üzerine sadece bir file geçirilir. 4 milim kalınlığında bir sıva geçirilir ve yapılır. Şimdi bu konuda maalesef dikkatsizlik yapılıyor. Ülkede Polat'taki yangın gibi bir, eğer mantolama olan binada da yangın çıkarsa o zaman gündeme gelir. Aa, biz hata yapıyormuşuz denebilir. Bakın çok basit olarak bir iki sadece, mesela bu şu kısımdaki lentonun yalıtımı. Alt kısmına baktığınız zaman boydan boya açıklık, pencerenin kenarına geldiğiniz zaman oraya EPS kullanmamışlar. Kullanmıyorlar. Yine bu yönetmelikte belli. Mineral kullanıyor, onun üzerine kullanıyor. Yahut da yanmaz bir malzeme kullanıyor. Bazı ülkelerde ise şu tarzda mantolama yapıyorsanız, biraz önceki bu katlar arası yangının geçişini engellemeniz için nasıl önlem alıyorsanız, bazı ülkelerde 1 metre yüksekliğinde, bazı ülkelerde en az 50 santim arada kesmeniz gerekiyor. Pencerenin üzerine bir bant oluşturmanız gerekiyor. Ondan sonra o mantolamaya devam etmeniz gerekiyor. Bu tarzdaki yangınlar aslında çok olacaktır ve damlatma özelliği varsa da aşağıda da başlatacaktır, yanacaktır. Hiçbir zaman ülkemizde bir diyet ödenmeden hiçbir zaman bir şey olmaz. O diyet oluştuğu zaman belki o da önlenir. Var mı o konuda söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz? Söyleyeceğim bu. Evet, soru. Valla burada sayın direktörümüz son soruyu alıyor. Kime söz veriyor onu da sorayım o zaman. Buyurun peki. İki kişi oldu. Onun zaman ikisinden alalım ama kısa kısa cevap vereceğim. Kısa sorarsanız memnun olurum. Arif Özdemir, inşaat mühendisiyim. Buyurun Arif Bey. Hemen yanımızda cephesi yanan Polat Residence'ın cephesinde yanan malzeme neydi hocam? Yanan malzeme, malzeme ismini burada hiçbir malzeme ismini söylemem. O konuda olan önemli olan şu, sadece şunu söyleyeyim. Yanan malzemenin, oraya kaplama malzemesinin içindeki yanıcı malzemeydi. Ama onun malzemesinin ismini söylemeyeceğim. Arkasından bu gibi konularda şu oluyor. İki problem var. Malzeme iyi olsa bile derz malzemesi yanıcı kullanıyorlar. Mesela Novus'ta öyleydi. İkisini de biliyorum yakinen. O yanıcı derz malzemesi yandığı zaman hafif açılmaya başlıyor. Biliyorsunuz onlar levhalar böyle yapıştırma. Yapıştırma olduğu için de ısındığı zaman bırakıyor. Bırakan aşağıya düşen aslında taş yünü levhası falan değil. Onlar o dışarıdaki
alüminyum levha ya da saç levha neyse o malzeme. Ama şunu söyleyeyim, oradaki kullanılan malzemenin içerisinde kullanılan malzeme yanıcı malzeme. Kolay, hatta yanıcı değil, kolay alevlenici bir malzeme. Beyefendi bir soru soruyordu. Evet, son alıyoruz. Oktar Yaylalı, Svanke Mimarlık. Hocam şöyle bir konuyu ben hep düşünmekteyim. Binaların yüksekliği arttıkça artıyor. Betonarmende bir sıkıntısı var. Çeliğe geçildiği takdirde bu cephe yangınları, çelik taşıyıcı sistemlerde nasıl cevap verebilir? Bu konuda bir şeyiniz var mı, öneriniz var mı? Şimdi tabii çelik malzemesi dediğin zaman çeliği burada bir saat anlatabilirim. Çeliğin birçok avantajı var. Depremde avantajı var, işçilik avantajı var, kolay yapılma avantajı var, yer kaplama avantajı var. Ancak en tek şeyi yangın konusunda. Ancak çeliğin günümüzde korunmasına ait çok yöntemler var. Bu tarzdaki yüksek binalarda özellikle ya kutuya alma yöntemiyle, ya sarma yöntemiyle, ya boyama yöntemiyle, ya püskürtme yöntemiyle o binanın özelliğine ve mimarın uygun gördüğü görselliğe bağlı olarak yalıtıyoruz. Bu yalıttığınız zaman ikincisi şu, şu ana kadar bu tarzdaki yapılarda en önemli konu yüksek binalarda söndürme sistemidir. Burada kaçış yollarını aslında mimari yollarını, kapı özelliklerini, dayanım özelliklerini, duvar özelliklerini anlatmadık. Asıl onlar önemli. Siz eğer çelik bir bina yapmışsanız, çelik binayı birincisi çeliği koruyacaksınız. Ama o koruma her zaman için sınırlıdır. Betonarme de öyle. Betonların dayanımına belli bir sıcaklığa geldiği zaman o da biliyorsunuz aynı özelliği. Diğer taraftan özellikle de paspayını aldığınız zaman belli bir süre sonra bu paspayanın üzerindeki beton dökülür. Aynı donatı aynı özelliğe gelir. Önemli olan yüksek binada o malzemelerin yanında tabii yanmaz olacak söndürme sisteminin, kaçış yollarının, kullanılan malzemelerin uygun olması lazım. Bugün şu anda günümüzde yangın güvenliği denildiği zaman mimari kısımlar, birçok mimar arkadaş sadece kaçış yollarını anlar. Mekanik olanlar, mekanikçiler sadece oradaki sprinkler sistemini anlar. Elektrikçiler sadece algılamayı anlar. Aslında yangın güvenliği geniş bir disiplindir ve bir bütündür. Bu bütünün birbiriyle entegrasyonunu yapmazsanız hangi bina yaparsanız yapın güvenli olmaz. Hepinize saygılar sunuyorum. Direktör. Hocam mimarları seviyor musunuz? Efendim? Mimarları seviyor musunuz? Benim eşim mimar. Murat Bey'in sorusu önemli bir soruydu Abdurrahman Bey. Evet, sevgili Profesör Doktor Abdurrahman Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir molamız olacak. Sizleri ikram alanına davet ediyoruz. 15 dakika sonra görüşmek üzere.